İşsizlik sigortasından faydalanmak için en temel kural son 3 yıl içerisinde asgari belli günlerin tutturulmuş olmasıdır. İşsizlik sigortası priminin ödenmiş olmasıdır. Burada kademeli bir geçiş söz konusudur. Son 3 yıl içerisinde 600 gün, 900 gün ya da 1080 günü doldurmanız halinde sırasıyla 6 ay, 8 ay ya da 10 ay işsizlik sigortasında biriken paradan maaş almanız söz konusu olabilmektedir. Birinci kural bu olmakla birlikte yeterli değildir. Bunun dışında ikinci kural son 120 günü eksiksiz olarak tam olarak çalışma mecburiyetidir. Dolayısıyla burada geçerli bir sebebinizin olmaması halinde bu sürenin mutlaka full geçirilmesi, tam çalışılmış olması şartı vardır. Eğer hastalık sebebiyle ya da belli geçerli bir mazeret sebebiyle belgelendirmek kaydıyla bir boşluk söz konusuysa bu mücbir sebep halleri içerisinde kalmak kaydıyla kabul görür. Ama bunun dışında örneğin iş yerine bir gün bile izinsiz gitmeniz halinde 120 gün değil de 119 gün üzerinden primleriniz yatırılırsa diğer şartlar oluşsa bile işsizlik sigortasından faydalanmamanız gibi bir sonuçla karşılaşma durumu söz konusu olabilmektedir. Buradaki en temel üçüncü şart da işsizlik sigortası ile alakalı kendi isteğiniz dışında işinizden olmuş olmanızdır. Yani işveren tarafından haklı bir sebep ortaya konulmadan işinizden çıkarılırsanız ya da belli şartlar dahilinde yine kendi isteğiniz dışında işinizden oluyorsanız bu durumda buna hak kazanacaksınızdır. Ama istifa etmeniz halinde işsizlik sigortası sizin için geçerli olan bir durum olmayacaktır. İşsizlik sigortasından insanlar hayatlarında çeşitli defalarda birden çok kere faydalanma hakkına sahiplerdir. Önemli olan buradaki az önce bahsetmiş olduğumuz temel 3 kuralın tekrar tekrar gerçekleşmiş olmasıdır. Hatta bazı durumlarda işsizlik sigortasına hak kazanacak şekilde işten ayrılırsınız ama bir süre sonra diyelim ki 2 ay sonra iş bulup tekrar iş hayatına geri dönmeniz söz konusu olabilir. Eğer böyle bir durum söz konusu olduysa ve belli bir süre sonra tekrar işsiz kalmanız söz konusu olursa daha önceden o kullanmamış olduğunuz 6 aya, 9 aya ya da 10 aya ulaşan aradaki farkında tekrar kullanılması söz konusu olabilmektedir.